Şey yapalım. Üç şey yapacağız şimdi. Bu bölümde hayatında bazı evreler yarattık ve üç tane seçenek veriyoruz. Bir tanesini seçiyorsun. Hadi tamam. Sahnedesin. İnanılmaz bir müzikalde başrolsün. Ve çok yıllarca sürecek bir müzikal bu. Ve sana eşlik edecek başrol Serdar Ortaç. Yıldız Tilbe. Mahmut Tuncer. Ben Yıldız Tilbe'yle olmak isterim. Hani bağlasan durmaz, göndersen of, gitmez. Laftan anlamaz. Yani ben zaten Yıldız Tilbe'ye düşkünüm. Ben de severim şarkı. Ben de çok Marklı severim. Ama ya. Güzel seçim. Çat diye seçtim. Bile. Çat diye seçtim. Hemen seçti. Hiç Yıldız Tilbe dediğin an C şıkkının önemi yoktu bu arada. Derdini tasanı paylaşacağın bir Demet Dert ortağı seçeceğiz şimdi. Hazır mısın? Demet Akba. Demet Akalın. İyi olur ha. Sürekli gider. Demet Evgar. Ya şimdi Demet Akalın diyeceğim. Vallahi beni anlayacağını düşünüyorum. Yani, hani... yani... Yalnız bayağı iyi dert ortağı olur. Ya hepsi öyle Demet Akba, Demet Tabii Evgar canım. Ama Demet Akalı bu iş eğlenceli olur. Ya Demet Evgar çok şey aristokrat bir yerden yaklaşır gibi geliyor. Hı hı. Daha ciddi bakar. Demet Akalın'la daha kendim iletişim kurabilirmişim Anladım. Gibi. Abla ne ya diyorsun abla? Abla bu ne ya falan. Ya açmıyor abla. Güzel cevaplar verir. Giderli iki şarkı atarsa tabii, da. Tabii tabii. Hop WhatsApp'tan tamam konu. Dünyanın en hızlı arabasındasın ve yan koltukta oturuyorsun. Ne yazık ki arabayı sen kullanmıyorsun. Arabayı kullanan kişiye bakıyoruz. Bakalım hangisini seçeceksin. Tom Cruise. Güvenli bir yolculuk olur. Acun Ilıcalı. Çok seviyor hız hatırlatırım. Simay Barlas. Simay'la yolculuk. Güveniyor musun yani araba kullanma stiline? Çok iyi araba sürüyor. Ha öyle mi? Üç şıkta çok iyi araba sürüyor. Evet, o yüzden seçtim. Yani üç şıkta çok iyi araba sürüyor. Bir tanesininkine bindim, diğer ikisininkine binmedim. Tom Cruise'a bindin herhalde diye düşünüyorum. Ya şöyle tabii ki Tom Cruise hani biliyorsun bir sürü şey ehliyeti falan da var. Hani her şeyin. Ben de her şeyin ehliyetini alıyorum. Evet, dur boş sıkıldığım zamanlarda. Gemi falan var mı? Var kaptanım. Ama şey gemi adamı değil. Aa yelkenli. Doğru sen. Sen bak nasıl heyecanlı. Aldım çocuğu. Doğru. Evet yürüyor. Yasemin'in şeyi var çünkü. Benim var şeyim evet. Yani ehliyetim. Evet. Evet. Ehli bir insanım ya. Böyle yani. Teşekkür ederim. Oyunculuk dışında bir meslek yapsaydın. Rock şarkıcısı, ekonomist, kişisel gelişimci. Kişisel gelişimci. Halit beni çok şaşırtıyor. Evet. Yemin ediyorum öyle. Yani şöyle yok zaten bu sevdiğim bir şey hayatta. Yani mesela bir dostum yardıma sıkışınca falan ya da morali bozuk olduğunda falan gerçekten iyi bir motivasyon konuşmacısı olduğumu düşünüyorum. Gazlarım diyorsun. Çok yani kendi üstümde olmasa da diğer insan şimdi kelin mereme olsa kendi başına sürer derler ya. Diğer insanların sorunlarını saptamakta ve yardımcı olmakta çok iyiyim bu arada. Tık 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 yani ama... İç görüm yok diyorsun. Kendime bir şey yapamıyorum. Ya oraya mesai de harcamıyorum. Ya evet. Meltem ile Hasan'ı, çocukluk arkadaşlarını acaba motivasyonlar nasıl yaktın? Şimdi Meltem'e motivasyon konuşması... Evet. Çok yapmışsın. Şimdi Meltem benim yani hem lise arkadaşım, evet, hem sıra arkadaşım, hem ailemden biri gibiydi, hem de benim ablam gibiydi Meltem. Şimdi Meltem sınıfın en düzgün öğrencisiydi. Aynı yaşta değil misiniz bu kız sana? Niye abla diyor? Yok Meltem'in... anladım. Meltem dünyanın en olgun insanıydı. En önde oturandı. Ben en arka sağ arkada oturandım ve yani umut yoktu bende yani. Anladın mı? Hayat rengi yoktu bende yani. Yani sırada şöyle bir adam düşün yani. Arka sıra değil mi sürekli burada? Yani uyuyarak geçti lise. Çok özür dilerim. Su iç sen. Senin ondan için. Sonra Meltem de tabii... Oo yani örnek öğrenci. Oo. Yani... ChatGPT'ye sorsan Meltem der yani. Değil mi? Örnek öğrenci Meltem. Yani. Güzelmiş, güzelmiş. Halit kötü gün dostudur diyor efendim. İyi günde aramaz ama değil mi? Sen mutlusun falan gelmez. Ya şakasındayım. Arada merak, bence insana birbirini merak etmeli dostlar özellikle. Bu her gün olmak zorunda. Haftada bir kere bana ne haber, iyi misin demen çok kıymetli. Ama karşı taraftan da gelmesi gerekiyor. Yok bak o da yanlış. Ama onlardan da gelmesi gerekiyor. Ya tamam da hiç gerek yok ya. Sen hani verme alma dengesiyle alakalı bir şeyden bahsediyorsak. Benim o dengeler bozuk bu ara, evet.
Ah be Yasin. 14 Şubat'a yalnız girdim oğlum çok, ben. Çok moralim acayip bozuldu şu an. Hadi diğer soruya geçeyim. Buradayım ama. Sen hep hepimiz buradayız. Ay, hepimiz buradayız. Bu tarikata da bağladı burayı. İnanamıyorum. Halit Taş'la berabersiniz. 90'larda şarkıcı olsaydın ki bu şarkıları bildiğini hiç zannetmiyorum. Hangi şarkıyla çıkış yapardın? Bilenler eşlik edebilirler. Ortada kuyu var yandan geç. Hatırlıyor musun? Ortada kuyu var yandan geç. Onu hatırlamıyorum. Geç. Hatırlamadın. Diğeri ben sizin babanızım. Hatırladın. Ben ne dersem o. Bak hemen kaptı. Bir de ananı Ninolay ye ye diye bir şarkımız var. Asla söyleyemem çünkü artikülasyonu falan yetmez benim ona. Söyleyebiliyor musun Selam? Bu da hiçbir şey söyleyemiyor. Ben inanamıyorum. Ben DJ'yi aldım yanımda olsun diye. Adam ne müzik veriyor. Selami abi bir şey diyeceğim. Sen kocaman bir iyi kişisin biliyor musun? Telif'ten dolayı hiçbir şey söyleyemiyorum. O kadar. Net. İşte bu yüzden seviyorum seni. Ya şöyle, bu arada diğer iki şarkıyı bilmiyorum ama B şıkkındaki ben sizin babanızım zaten benim küçükken titrediğim bir şarkı. Titremek nasıl bir şey? Onun bir klibi vardı ya, inanılmaz fütüristik böyle. İnanılmaz bir şey değil mi o? Bak onu Wes Anderson bile yapmadı. O dönem. Yani o dönem. Dedikodu kısmına geçiyoruz. Süper. Yani bir fikir paylaşımı arkadaşlar. Dedikodu yapmıyoruz. Evet. Fikir paylaşacağız. Alışveriş gibi. Evet. Alma verme dengesi derse kendimi pataklayacağım burada. Alma verme dengesi değil. Dedikodu paylaşacağın kişi, yani hayatında hep dedikodu yapacağın bir kişi seçiyoruz. Dolunay Soysert. Bilmiyorum sette neler yaşıyorsunuz. Simay Barlas. Bertan Aslani. Ya üçüyle de deli gibi dedikodu yapmışlığım var. Ama biri en iyisidir işinde. Yani şey bunun uzmanıdır senin, yani detaycıdır. Ya üçü de uzman. Böyle bir şey yok. Birini... Dolunay doçent ama yani.